İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Batman'ın Sason ilçesinde halka seslendi. Akşener, seçmen velinimet olursa sizin çocuklarınız işsiz gezerken 5 maaşlı danışmanlar olmaz. Aşağıda girdiğim manav dükkanında domates 8,5 lira olmaz. Çiftçinin mazotu, ilacı, gübresi alıp başını tepelere çıkmaz dedi. Korucu maaşlarının asgari ücretin altında olmasını eleştiren Akşener, 5 maaşlı 10 maaşlı danışmanlara para bulunuyor, size bulunmuyor diye konuştu. Meral Akşener, bugün Batman'ın Sason ilçesinde esnafı ziyaret etti ve sorunlarını dinledi. Akşener'e derdini anlatan bir esnaf, durumumuz yok. Bugün yaklaşık 10 müşteri geldi sabahtan beri. Kaç gündür sizi konuşuyoruz. Gelecekler, sorunlarımı söyleyeceğiz diye. Buraya gelmeniz gerçekten mükemmel bir şey dedi. Akşener, esnafa, biz sadece aracı kurumuz. Bizle birlikte gezen basın var. Ben araya hiçbir şey koymuyorum. Sizin söylediklerinizin yansıdığı bir sistem. Özne sizsiniz. Sizin problemlerinizin çözülmesi için biz vesile olacağız sözleriyle karşılık verdi. Başka bir esnaf ise işleri çiğ değil, domatesin kilosu 8,5 sözleriyle dert yandı. Bir vatandaş da Muş yolunun yapılmasını istedi ve etrafa baktığımızda Batman'a bağlı ilçeler gelişmiş durumda. Maalesef burası geride kaldı. Muş yolu bizim için can damarıdır. Hastanemiz yeni ama doktorumuz yok. Acil bir hasta olsa Batman'a ulaştırana kadar yolda kaybediyoruz dedi. Bu seçmenin velinimet olmasını sağlamak için bir yolculuk. Ben 22 aydır il ilçe ilçe esnaf esnaf geziyorum. Tek bir amacım var. Türkiye çok uzun zamandır şuculuk buculuk üzerinden kutuplaştırılarak oy veriyor ve siyasetçi hiç yorumluyor. Biz siyasetçiler sizin dertlerinizi dinleyip ona çözüm üretmek yoluyla rekabet etmeye kalktığımızda biz yorulacağız. Siz faydalanacaksınız. 22 ay içerisinde hiçbir dükkanın içinde hiçbir partiyi yermedim. Propaganda yapmadım. Sadece esnafın derdini dinledim. Çözüm önerilerini aldım. Mecliste konuşmalarımla milletvekili arkadaşlarımız soru önergesi, kanun teklifi, araştırma önergesi olarak meclis gündemine getirdik. Hem iktidarın dikkatini size çekmek üzere, hizmet yapmasını sağlamak üzere, hem de sizin dertlerinizi Türkiye'de yaşayan herkese duyması üzerine bir politik yol yürüyoruz. Ben ve arkadaşlarım, bu seçmenin velinimet olmasını sağlamak için bir yolculuk. Bunu birlikte el ele vererek başaracağız. Seçmen velinimet olursa sizin çocuklarınız işsiz gezerken 5 maaşlı danışmanlar olmaz. Aşağıda girdiğim manav dükkanında domates 8,5 lira olmaz. Çiftçinin mazotu, ilacı, gübresi alıp başını tepelere çıkmaz. Ve seçmen velinimet olduğu zaman Sason Muş yolu yapılır. Her gelen söz verdi ama yapmadılar. Seçim zamanı geldiği zaman sizi şuculuk buculuk diyerek birbirinizle kavga ettiriyorlar. Devlet memuru arkadaşlarım karşımda duruyor. 3600 ek göstergeyi söylediler. Yaptılar mı? Hayır. Emekli maaşları. 1500 lira emekli maaşım olur. Bu paraya kim geçinebilir? Sizinle velinimet olmanızı biz bağlarsak eğer. Bütün emekli maaşlarını en az asgari ücret kadar olur. Bu yolculukta sizden destek istiyorum. Bu konuda kararlı olun. Askerden yeni gelmiş bir kardeşim işi yok. Koruculuk ve uzman çavuşluk istiyor. Eski İçişleri Bakanıyım ben. Korucuların maaşları neden hala asgari ücretin altındadır? Canlarımızı ceplerinize koyup çalışıyorsunuz. Bizim için nasıl orada asgari ücretin altında olur? 5 maaşlı, 10 maaşlı danışmanlara para bulunuyor. Size bulunmuyor sözlerinde bulunduğu.